Herkese yeniden merhaba. Bugünkü bitkimiz Anthromycus nanus. Bugün yeni aldığımız bitkimizin saksısını değiştireceğiz. Bu saksıyı ben yaptım. Sevgili Duygu Turgut Gökpınar'dan esinlenerek yapmıştım. Onun YouTube kanalından yapım aşamalarına bakabilirsiniz. Ve hava delikli saksı kullanacağız. Çünkü bitkilerimiz hava delikli saksı seviyor. Önce yavaşça bitkiyi eski saksısından çıkartıyoruz. Olabildiğince nazik hareketlerle alttaki eski toprağı yavaş yavaş açıyoruz. Bitkide hormon bezi ya da vitamin kullanıldıysa vitamin topları oluyor. Kontrol ediyoruz. Varsa mutlaka temizliyoruz. Bitkimizi nazik hareketlerle saksının merkezine yerleştiriyoruz ve şimdi yavaş yavaş toprakla kenarlardan destek sağlayacağız. Bitkimiz hassas bir bitki, yapraklarını döktü. Hemen bu yaprakları da saksının kenarlarına serpelim ki yapraktan çoğalan bir tür olduğu için yeniden yavrulasın. Yaprakları ıslatmadan sadece toprak ıslanacak şekilde sulama gerçekleştiriyoruz. Ben bu ince uçlu fısfıs şişeyi kullandım. Sizler de varsa eğer evinizde kullanabilirsiniz. Bitkimizin bakımı çok kolay. Bol hava alabileceği bir yerde bakmanız gerekiyor. Ben dış mekanda bakacağım. Toprak olarak kaktüs ve sukulent için uygun toprak kullanmalısınız. Sulamasını toprak ıslanacak şekilde yapmalısınız. Bitki üstünden sulama yapmayın. Bunun dışında eksik kalan bir bilgi varsa Instagram bitkili evim sayfasından detaylara ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.